Evet, hocam, böyle bir yolculuktayız. Çok teşekkürler. Bu değerler meselesini konuşalım istiyorum hocam. Evet. Bu önemli çünkü güçten bahsettiğimizde biraz değerlerden bahsetmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü güç oradan gelecek. Hangi değeri ben merkeze koyarsam, benim için menfaat merkezi değerlerden bir tanesi ise olabilir yani eğer öyleyse, o zaman menfaatle ilgili olan güç alanları benim hayatımda belirleyici olacak. Ama neyi burada düşünmekte fayda var diye ben sormak istiyorum hocam. Evet. Polat, benim ilk aklıma gelen temel değer gerçeğe saygı. Gerçeğe saygı. Şimdi gerçeğe saygı dediğim andan itibaren paranın gücünü de kabul edeceksin. Aynen. Aklın gücünü de kabul edeceksin. Akılla ilgili olarak bilgiyi keşfetme merak. Gönlün gücünü de kabul edeceksin. Müthiş bir güç. Ve anlamlı bir hayatın gücünü kabul edeceksin. Büyük resim. Çünkü o büyük resim her şeye anlam veriyor. Hı hı. Ve o anlam boşluğu müthiş acılı bir şey. Gerçeğe saygı. Hı hı. Polat, şimdi ben gerçeğe saygı dediğim zaman mesela ne demek? Olaylar var. İnsanlar var. Şimdi olaylara saygı dediğim zaman olayları olduğu kadar, yani bilimsel bir gözle bakarım. O veriler çerçevesinde konuşurum. Ne kadarsa o kadar konuşurum. Varsa var derim, yoksa yok derim. Gerçeğe saygım var çünkü. İnsan dediğim zaman, ha ben de insanım, diğeri de insan ve ilişkimiz var. Kendime baktığım zaman iç dünyam bir gerçek. O iç dünyama saygılı konuşurum. Gerçeğe saygım var. Dürüst insan olurum ve güven oradan oluşur. Onun için gerçeğe saygı oluşmadan bir toplumda ne kadar üniversite olursa olsun, ne kadar profesör olursa olsun bilimsel araştırma pos olur, mış gibi olur. Hiçbir zaman yaratıcı olmaz. Aynen. Gerçeğe saygı, koşulsuz gerçeğe saygı çok önemli. İnsan ilişkilerinde gerçeğe saygı olduğu zaman güven oluşur. Karşıdakinin gerçeğine saygı olduğu zaman saygı ve sevgi oluşur. Yani empati bu gerçeğe de oradan saygı geliyor değil mi? Evet. Empati de oradan geliyor. Kesinlikle. Yani o karşıdakinin gerçeğine saygı birdenbire acaba o ne düşünüyor? O ya, ne hissediyor? Siz bazen şey söylüyorsunuz, artık bende de yerleşti o yani. İlk sizden duydum. Ya onun yaşadığı hayatı ben yaşamış olsaydım muhtemelen bu durumda da ben de aynısını yapıyor olurdum demeyi öğrenince birden dünya değişiyor. Evet. Yani biz onun gözüyle evet, bakıyoruz. Evet, ben bir dakika ya, ben Polat doğru olarak bakınca böyle görünüyor ama Ahmet olarak baktın mı oradan öyle görünmüyor demek ki. Yani başka bir hayat var orada. Evet. Ve bir insanın gerçeğine saygı deyip onu kabul ettiğin zaman bambaşka. Polat onu hissediyor. Çocuk da hissediyor. Herkes hissediyor. Ve işte orada o var. Yani ben işte sınıfa girdiğim zaman, üniversite öğrencilerine baktığım zaman ben sizin için buradayım, sizin geleceğiniz için buradayım. Sizi seviyorum. Sizin daha güçlü, daha sağlıklı, sevgi dolu bir gelecekte yer almanız için buradayımı hissediyorlar. Hem de nasıl hissediyorlar hocam. Yani beraber oluruz. Ben görüyorum o gün orada o sahnede oluşunuzun Doğan Cüceloğlu olmakla hiçbir ilgisi yok. Doğan Cüceloğlu olmak o gün orası için bir araç. Evet. Asıl mesele bu arkadaşların gelecekte daha coşkulu, daha kendileri gibi yaşayabilmeleri ve alıyor çocuklar hocam. Hissediyorlar. Hissediyorlar. Yani sorsam bunu tanımlayamaz belki. Yani niye coşku duydun, niye iyi geldi sana konuşma falan bilemez onu. Ama çok içten bunu biliyor, onu görüyorum evet. Yani. Evet. Ondan dolayı birisi gelip, hocam ben de psikolog olmak istiyorum, sizin gibi olmak istiyorum dediğim zaman içimde bir şey böyle, benim gibi olma, kendin gibi ol. Kendin gibi ol, kendi niyetinin saflığını keşfet diyesim geliyor. Ve o yolculuk özel bir yolculuk olacak tabii.